Lütfen videoyu baştan sona izleyin. Lütfen yakınlarınıza bu videoyu izletin. Anneannenizin, babaannenizin bile anlayacağına izlediği zaman yemin edebilirim. Elimden geldiği kadar basit bir şekilde anlatacağım. Basite indirgeyerek anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bakın arkadaşlar, şu ana kadar ne oldu? Özellikle son 2 yılda biliyorsunuz, Türkiye'de NAS ekonomi modeli veya Türkiye ekonomi modeli rasyonel olmayan, kitaplarda yazmayan, bilim insanlarının kabul etmediği ekonomi modeli uygulandı son 2 yıldır. 2002 ve 2007 yılları arasında reform yaptığını, 2007'den sonra reformları bırakıp 2007-2013 arasında duraklamaya girdiğini, 2013'ten sonra ise akıl dışı politikalarla resmen geri vitese taktığını sizlere daha önce çok anlatmıştım. Yapmayın dedik, etmeyin dedik, ben kendime düşen görevi yaptım, çok uyardım, bunun yanlış bir şey olduğunu söyledim ve duvara tosladık. Bunun üzerine faizler indirildi, Türk lirası iyice değer kaybetti, dolar patladı. Böyle olunca enflasyon geldi. Bu sefer hükümet enflasyonu böyle çıkmasını engelleyebilmek için doları baskılamaya çalıştı. Doları baskılamaya çalışınca elimizdeki rezervler bitti. Dersiniz ki Özgür bak çalışmış. Bak gördüğün gibi NAS ekonomi modeline geçince Türk lirası değer kaybedince ihracat biraz artmış. Yahu arkadaşlar elbette artar. Sen eğer sıfır iş yani ucuz işçilik kullanaraktan malını ve emeğini ucuza satmaya çalışaraktan bir şey yapmaya çalışırsan millet de gelir senin ucuza sattığın malları deliler gibi kapışır. Bu kapışmayla beraber evet ihracat biraz artmış. Şimdi gelin bir de ithalata bakalım. İthalat gelmiş 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 burada bir durun. Bakın NAS ekonomi modeli uygulanmaya başlayıncaya kadar olan kısımda ithalat hep ihracatın üstünde ve aradaki fark hemen hemen hep aynı. Dış ticaret açığımız hemen hemen hep aynı. Ama ondan sonra NAS ekonomi modelinin kullanılmasıyla beraber işte başlayalım gördüğünüz gibi ithalat kopup gitmiş. Aradaki fark iyice açılmış. E hani dış ticaret açığı kapanacaktı? Bakın başka bir grafiği göstereyim. Size bu ikisinin arasındaki dış ticaret açığını göstereyim. Şimdi burada bir durun. Bakın NAS ekonomi modelinin başlamasıyla beraber dış ticaret açığı kötüleşmiş, kötüleşmiş, daha da kötüleşmiş. Şimdi diyebilirsiniz ki dış ticaret açığının benimle ne alakası var? Arkadaşlar bizim cari açığımız da dış ticaret açığı gibi aynı şekilde kötüleşmiş. Bir ülkenin cari açığı ne kadar kötü olursa o ülkenin o kadar dünyadan dolar bulması lazım. Ne kadar dolar bulmaya çalışırsa dolar o kadar artar. Ama sizin aldığınız domates, biber, patlıcan yani Türkiye'de üretilen ürünler de dahil olmak üzere dolara bağımlı. İşte o yüzden ey asgari ücretli, ey yoksul vatandaş, ey eğitimli veya eğitimsiz fark etmez. İşte hayatınızda aldığınız her şeyin pahalı olmasının sebebi bizim dolar bulmaya çalışmamız. Ha böyle olunca bu sefer ne yapıldı? Ya biz hem TL'yi ucuzlatalım. Hem mal ihracatı arttıralım ama enflasyon çok oluyor. İnsanlar da ırın gırın ediyor. Efendim isyan ediyor. O yüzden ne yapalım biz? Biz bu sefer doları suni olarak bastıralım denildi. Onun için de ne yapıldı? Bütün rezervler satıldı. Altın rezervlerimiz satıldı. Ama bu sürdürülebilir mi? Yani bohçanızda belli bir dolar var. Satmaya başlıyorsunuz bohçadaki dolarları. Bir müddet sonra bohçadaki dolarlar bitmeyecek mi? E bitti tabii ki de. Bir sürü tartışmalar çıktı. Bazı insanlar enflasyon ölçümlerinin doğru olmadığına inanmaya başladılar. Bu da çok tehlikeli. İnsanların kurumlara olan güveni çok önemlidir. Uzun sözün kısası seçimlere kadar bu model geldi geldi geldi. Ne demişti bu model bize? Üretim patlaması yapıp cari açığı kapatacağız demişti. Kapandı mı? Kapanmadı. Tam aksine çok daha kötüleşti. Ne demişti bu model size? İlk önce üretim artacak. Üretim artınca dolar bu kadar artmayacak demişti. Öyle oldu mu? Olmadı. Çok fazla arttı. Ne demişti bu model size? Enflasyon eninde sonunda çözülecek. Bu model enflasyonu çözdü mü? Çözmedi arkadaşlar. İşin en acısı ne? Biz bu uyarıları ben yani ülkeyi sevmesem niye uyarı yapayım kardeşim? Türkiye'nin daha iyi olabilmesi için bütün uzmanların, akademisyenlerin siyasete girmeden zaten bu tip insanlar siyaseti seven insanlar değil. Benim bu hayatta en nefret ettiğim şeylerden biri siyaset maalesef. Çünkü dünyada siyasetin geldiği hali gerçekten hiç sevmiyorum. Peki Özgür sen bu niye işe yaramayacak dedin ve bundan sonra ne olabilir asgari ücret diye? Bakın yine bir grafiği çizdireyim sizlere arkadaşlar. Buraya asgari ücretleri yazarım, yılları yazalım. Bakın gördüğünüz gibi yıllar içerisinde asgari ücret arttırıldı, 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 arttırıldı. E Özgür
Bunda ne kötülük var ki, ne güzel arttırılmış diyeceksiniz. Gelin bir de ben size Türk işin açlık sınırını aynı grafik üzerine çizdireyim. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı çizgi gidiyor sürekli beyazın üstünde, beyazın üstünde, iyice beyazın üstünde ve beyaz çizginin üzerinde. Bu ne demek? Evet asgari ücret artıyor ama daima ve daima açlık sınırının altında. Peki neden açlık sınırının altında? Çünkü Türkiye enflasyon problemini çözmedi, çözmüyor. İşte o yüzden çok önemli. Eğer yoksul insanların açlık sınırı altında kalmasını istemiyorsak reform yapmak zorundayız. Bu sadece periyodik olarak 6 ayda bir asgari ücretin arttırılmasıyla olmaz. Adam akıllı ekonomi politikası uygulamamız gerekiyor. Ve akıl akıldan üstündür. Bu bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin yapabileceği bir şey değil. 1000 tane uzman bir araya gelsin. Niye gelmesin? Hepsi bu vatanın evladı değil mi? Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Bir de ben kendi için konuşacak olursam feci derecede hırslanıyorum. Ya kardeşim, Türkiye'nin toprağı var mı? Var. Verimli mi? Verimli. İklimi var mı? Var. Dört mevsim mi? Dört mevsim. İnsanları var mı? Var. Genç mi? Genç. İçinde bir alev var mı bu insanların? Var. Tarihi var mı bu ülkenin? Tarihi çok uzun bir süredir var. Çok uzun bir süredir var. Geniş ve zengin bir tarihimiz var mı? Var. Ya kardeşim her şey var. Her şey var. Yani eğer Türkiye çölün ortasında bir ülke olsaydı, yukarıda böyle kızartan bir güreş, efendim tarım yok, su yok, o zaman derdim ki mazeretimiz var. Biz istesek de iyi olamayız. Ama Türkiye'nin mazereti yok. Böyle bir şey yapılabilir gerçekten. İşte bu az önce gösterdiğim asgari ücret grafiği de bunu çok güzel bir şekilde açıkladı. Ama durum daha bitmedi. Videonun sonundaki grafik asıl her şeyi açıklayacak sizlere. Ve aynı zamanda durum daha bitmedi. Bakın, ülkeleri biz nasıl kıyaslarız arkadaşlar biliyor musunuz? Kişi başına düşen milli gelirle kıyaslarız. Neden? Toplam milli gelirin bir önemi yok. Neden? Bak, Hindistan'ın toplam milli geliri yüksek mi? Yüksek. Pakistan'ın toplam milli geliri yüksek mi? Yüksek. Ama bu ülkelerin halkları fakir mi? Fakir. Fakir kardeşim. Fakirler ordusu. İstediği kadar Hindistan'ın nükleer bombası olsun, füzeleri olsun, uçakları olsun, tankları olsun, askeri olsun, toplam milli geliri istediği kadar yüksek olsun. Kişi başına düşen milli geliri yükselmediği sürece, yani vatandaşları zenginleşmediği sürece aslında o ülke güçlü bir ülke değildir. Güçlüymüş gibi yapan bir ülkedir. Güçlü olmak istiyorsak kişi başına düşen milli gelirimizi arttırmamız lazım. Bakın şimdi size bir grafik göstereceğim. Her şey o kadar açık ki bu grafikte. Ne yapacağım biliyor musunuz? Güney Kore'deki kişi başına düşen milli gelirle Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirini çizeceğim. Yani bir Türk'ün, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına düşen milli gelirle bir Güney Kore vatandaşının başına düşen milli geliri çizdireceğim. Çizdirelim şöyle. Efendim tekrar dolarları koyduk, yılları koyduk. Kırmızı burada Güney Kore, beyaz da Türkiye olacak. Başladık bakın. Şöyle bir gelsin. Burada bir durun. Bakın 1986'ya kadar Güney Kore'deki kişi başına düşen milli gelirle Türkiye'deki kişi başına düşen milli geliri birbirine çok yakın. Fark ettiniz mi? Yani aslında biz birbirimize çok yakınız. Aslında biz de onlar gibi yapabilirdik bundan sonra. Peki devam ettiriyorum grafiği, bakalım ne oluyor? Grafik devam edince 1986'dan sonra grafik açılmaya başlıyor. Daha da açılıyor. Daha da açılıyor aradaki fark. Türkiye bir araya birazcık yukarı doğru hareket ediyor ama Türkiye onu daha sonra yapamıyor. Güney Kore arayı açıp gidiyor. Ve şu anda Güney Kore'de kişi başına düşen milli gelir 35 bin doların üzerinde. Türkiye'de 10 bin doların altında. Yani arkadaşlar bir başka deyişle, bir Güney Koreli 4 tane Türk'e bedel. Hani dünyaya bedeldik? Dünyaya bedel olabiliriz aslında. Bunu yapabilmemizin yolları var. Kitabi, matematiksel, bilimsel yolları eğer takip edersek, toplumun bütün kesimleri buna inanırsa, siyasi partiler el ele tutuşursa, böyle bir şey olabilir. Özgür, seninkisi hayal. Siyasi partiler el ele tutuşmaz. Ya bunu ben hayal olduğunu biliyorum. Ama en azından birazcık. Bu böyle 0-1 gibi bir şey değil. Yani ya tutuşurlar ya tutuşmazlar diye bir şey değil. Serçe parmakları birbirine değse bile bu bile bir fark yaratır.